iddiadan yılın fırsatı. Daha yüksek oranlar sadece 5000'e yakın iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Siz de kuponunuzu kral oranlarla hazırlayın. Çok daha fazla kazanın. Ve son raundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. Yalnız kral onu sağlayan oyuncular, o oyun devamlılığını sağlayan oyuncular Marek Hamşik gibi oyuncular. Tabii tabii. Bak onu söyleyeceğim. Şimdi kim örnek verdin diye Bayern'den. Lewandowski yok da bak hem Kimmich hem Goretzka olmayınca Bayern Münih de sıkıntı yaşıyor. Hadi bir alttan doğru, vereceğim. Doğru. Nasıl 5 attı? Doğru. O ikisi sonucu olmuyor. Doğru. Gladbach nasıl 5 attı abi Bayern'e? Nasıl atabilirsin? Asıl takımla çıktı. Evet. Manu Kone, Zekeriya. Deniz Zekeriya var İsviçre'nin takımında. Bu Manu Kone'yi de sen izlesen beğenirsin. Hani tam senin sevdiğin böyle koşabilen, top kullanabilen siyah oyuncu Manu Kone. Kone zaten iyidir. Kone ise iyidir orta saha. Kone iyidir ya. Neyse. Abi şimdi Beşiktaş'ta oyuncular kim? Bir kere bak yaş ortalaması önemli. Tabii ki sonlarda çıkaramıyor bu oyuncular. Peki kim o sesi? Atiba'nın yerine kim olabilir? Atiba'nın gencini alacaktın. Ya ben bir tane o gördüm alamadım. Ama transfer bitmişti. Bir gece yine... Getson'u alıyor. Keşke Getson'u alsalar diyor musun? Saat farkı var. Ya keşke Getson'u alsa. Getson'u alsaydın o zaman böyle Miralem Pjanic'i alamayacaktın. Çünkü bütçe, maaş başkan ve öyle oyun söyledi. Tarzı olarak. Bence Getson Pjanic'in muadili. İşte Getson'u alacaktık son anda vazgeçip Pjanic aldık diyor. Ya Getson'u alamıyordun bir kere. Benfica hala bonservis bedeli istiyor. Alıyormuşuz. Kiralama. Olsun. Yani orada şu anda bir kadro dışı. Ali Ece diyorum. Ahmet Nurçevi dedi ki. Takıldım ama. Başkan dedi ki son dakikada biz aslında Getson'u almıştık. Son dakikada Pjanic çıkınca vazgeçtik dedi. Niye vazgeç? Çünkü ikisini de alabilirsin kiralıksa. Yok. İşte olmuyor, yetmiyor orada. Şimdi şu ana kadar Salih oldu mu? Katkı verdi mi Beşiktaş'a? O yani mevki alınan önce. Olsan... Salih büyük takım oyuncusu muymuş? Bir de artık çok tamam. Net tartışılır. Bravo, doğru söylüyorsun yani. Ben çocuğu çok seviyorum. Yüzüne de söylüyorum. Benim hemşerim ya. Söylüyorum. Milaslı kardeşimiz. Ama işte olmuyor. Oğlum sen nasıl bir hemşerilik anlayışı ya? Sen tam... Her yer. Kars'da senin, Milas'da senin. Ondan sonra biz Bodrum'da deyince anane tarafı Balkanlardan Kars'ı seç diyorsun. Sen orada Milas'ı seçiyorsun. Çok uzun zamandır Aydınlıyız. Kuşadası. Çok güzel. Akşamlı. Annenden 98'den beri tabii. Ben de o zaman kayınvalidemden ben de Kuşadası. Sen de Kuşadalısın. Tabii. Ben de. Hadi sen de Kuşadası ol. Sen de mi atamıyorsun penaltı? Sen de atma basamıyorum, istemem. Basamıyorum. Atma istemem. Sen de basamıyorsun. Hikmet Hoca'nın da verilim spoiler. Geçen hafta İsmet Arzuman. Yani. Şimdi ben de sana katılıyorum. Burada Josef'in yanında Atiba'yla. Daha doğrusu Josef Atiba ortalama Mensah'tı. Veya Oğuzhan'dı. Böyle idare ediyordun. O dinamizm ve ritim takımı, atletizm takımı bitti. Beşiktaş daha teknik oyuncularla biraz görme yeteneğini kaybetti Sergen Hoca diye düşünüyorum. Sergen Yalçın forma girerse Beşiktaş yeniden hayata döner. Güzel. Sergen Yalçın formsuz hoca. Formsuz olabilir. Bunu yıllar evvel Mustafa Denizli'den 2001-2002 sezonunda Mustafa Denizli, Faik Çetiner'in ATV'de, o zaman ATV'de spor programları vardı. Bütün kanallarda vardı. ATV'de Spor Pro kanalında bizim stadyumda Faik abiye katılmıştı. Çok kötü gidiyordu o şey. Şeyde sıfır çekmişti. Şampiyonlar, bir sene sonraki Fenerbahçe, Şampiyonlar evet. Ligi'nde sıfır çekmişti. Çok ciddi eleştiriler vardı. Sonra Mustafa Denizli bir programa çıktı. Dedi ki Ocak çok iyi hatırlıyorum. Bak kibirli diyoruz, egolu diyoruz da hocaya. Ben yaptım diyebilir abi bak. Ben yaptım hayatın şifresidir. Birazdan Fener'de de söyleyeceğim onu. Dedi ki ya futbolcu formsuz oluyor. Kaleci formsuz oluyor. Hep bunu konuşuyorsunuz ya. Bu aslında iyi futbolcu ama. Faik'cim dedi. Ben dedi şimdi sana bir şey soracağım dedi. Futbolcu dedi formsuz oluyor. Kaleci formsuz oluyor. Siz de buralarda konuşuyorsunuz dedi. İşte Ahmet iyi futbolcu da. Ama işte formsuz. Mehmet iyi kaleci de. Şu sıralar formsuz diyorsunuz. Teknik direktör formsuz olamaz mı dedi. Faik abi dedi ki siz de tabii kurt televizyoncu. Hocam siz şimdi kendinize dedi, nasıl yani hocam, onun Faik abinin nasıl yanileri vardır. Nasıl yani şimdi siz kendinizi şey mi, hani gaza getiriyor televizyoncu ya. Siz şimdi kendinizi formsuz mu diyorsunuz? E tabi gayet tabi dedi, gayet tabi şey var gayet mı? Tabii, pek tabi gayet tabi. Gayet tabi dedi, yani ben dedi, söylerken. Ben dedi formsuz mu dedi. Peki nasıl yani, bir daha nasıl yani. Nasıl yani şimdi ne olacak filan diyor Faik abi. E dedi düzeleceğim, forma gireceğim dedi. Ne zaman yani? Fenerbahçe senin bekleyecek. Hani tahrik. Tahriği veriyor tamam mı? Televizyoncunun kralı. Tahrik veriyor. Unsuru diyorsun. Ondan sonra dedi bak ocağa kadar minimum puan kaybıyla gittikten sonra Fenerbahçe yine bu ligde şampiyon olur dedi. Gidemedi yani, adam diyor. Görevine son verir. Ve adam Diyarbakır'da yenildik geldik.
O gece kovdular. Büyük hataydı o. Aziz Yıldırım'ın en büyük hatalarından biriydi. Kesinlikle katılıyorum buna. Aziz Yıldırım'ın en büyük hatalarından biriydi. Alişan mevzuyu gördü. O zamanlar araları da iyiydi. Kesinlikle kovmayın dedi. Yani Diyarbakır'dan biz mağlubiyetle döndük Fenerbahçe olarak. Otobüsün önünde 2-3 tane gene "Hoca bir git Allah aşkına" falan diyen böyle bir iki tane şey çıktı. Tip çıktı diyeyim. Kejman, are you players falan. Onlar işte, onlar hocaya gittiler önce. Alişan televizyonlara bağlandı. Dedi ki kesinlikle Mustafa Denizli'ye devam etmesi lazım. Şimdi o güveni vermek lazım. Fenerbahçe gene şampiyon olur. Ocağa şurada bir şey kalmadı. 14. hafta falandı. Yani devre arasında geliyoruz zaten. 3 maçta ocağa devam etsen atacaksın kendini bir ocağa. Hoca kendine gelecek. Fırça atacaksın. Bir iki futbolcu belki kadro dışı bırakacaksın. Belki transfere bir şey yapacaksın yani. Zaten hepsini yaptı sonraki. Bir iki oyuncu kadro dışı kaldı. Transfer şimdi yapıldı. Alişan dedi ki ya sakın yapmayın, devam etmeyin. Aziz Yıldırım dinlemedi. 2 gün sonra kovdu. En büyük hatası da odur. Bütün hataların içinde 2 tane büyük hatası var. Bir tanesi var. Öbürü de Zico'dur. Bir tanesi budur, öbürü de Zico'dur. Onda da bu Ali Ece söyledi. Sen konuşma, sen dedi zaten Fenerbahçe'ye bile dedi. Beşiktaş'ta gitar çalıyorsun dedi. Tamam başkan şimdi, dedi. Şimdi bu ikisidir. Onda şimdi, da Ali Ece'ydi lafı. Şimdi burada da Sergen Yalçın gitsin gönderi, öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Her sene her takım şampiyon olacak diye bir şey de yok. Ama bak, Sergen katılıyorum. Ama Sergen Yalçın formsuz olduğunu önce bir kabul edecek. Şimdi adam soruyor, çocuk soruyor Gürel. Beyin TV'nin Beşiktaş muhabiri. Çocuk da efendiden. Efendi. Kibar. Hiç öyle tarikat sorusu sormaz. Asla öyle bir çocuk değil. Hayır. Hocam, vallahi. Hocam dedi maç öncesinde zor günler geçiriyor takım falan ama işte böyle maçlar çevir hani şey için iyidir. Hani hayat ne ya, kelimeyi tam hatırlamıyorum. Yani hayata dönmek için iyidir falan. Bir kere öncelikle biz zor günler geçirmiyoruz. O sizin düşünceniz ya da işte yorumcudan. Ya bir saldırma kardeşim bir adama. Maçtan sürekli sonra bir defans, dedi ki zor dedi. Ya sürekli bir defans yapma ya. Kuntz bir şey söylüyor. Kuntz saçmalamış. Bilmem kim bir şey söylüyor. Hocanın durumu iyi değil yani. Hoca bir Kıbrıs'a git hocam sen. Vallahi bak. Bu milli arada bir Kıbrıs'a git. Bir rahatla sen. Niye Kıbrıs abi? Antalya'ya git. Seviyor Kıbrıs'ı. Antalya'yı da seviyor. Ben hocamı gördüm Antalya'yı yılbaşında. Antalya'yı da seviyor hocam. 3-4 sene evvel yılbaşında gördüm hocamı. Hocam iyi yani. Şimdi bir kere milli maç arasında bir kere ondan sonra milli maç arasında bir çalışmak gerekiyor. Geçen seneki o ilk önce, milli maç arası önce, vardı ya. Bence çalışmaması lazım. Tam tersine kafayı boşaltması lazım. Ben farklı bir fikrim var. Abi bu niye böyle Çağdaş Atan oturuyor? Niye oturuyor abi Çağdaş Atan? Bunlar artık bıraksınlar. Nerede İkinci oturuyor? Ben birinci hoca oldum. Ne iş yapıyor şu anda Çağdaş Atan? Şu anda bir şey yapmıyor. Gel başla işte sadrazam olarak padişahın yanında. Hani padişah diyemiyormuş padişah ya kimse. Diyemiyormuş ya kimse. At öldü. Padişah sen sadrazam olarak başla. Çünkü padişah... sen bizde teknik direktör neyse ki bir babadan oğula geçmiyor. Abiciğim eğer böyle Çağdaş Atan'ın bir gün Beşiktaş hocası olma planı varsa, Sergen Hoca'nın da işte İspanya mı artık neresi, yurt dışı planı varsa geleceksin abi, çalışacaksın sen ne işin? Peki işinde? Çağdaş Hoca'yı sadrazam olarak gelmek istiyor mu bir? Bilmiyorum canım. Padişah sadrazam istemiyorsa, istiyor mu iki? İstemiyorsa şimdi kendisiyle konuşmadım kaç zamandır, buradan en baştan eleştiriyorum. Öyle ben birinci hoca oldum artık, hep birinci hoca olduğumu devam ediyorum. Peki şey istiyor mu abi? Pardon, özür dilerim. Kendi lafı, teknik direktörlük sürekli öğrenilebilen bir şey. Doğru. Dedi Çağdaş Hoca, hocam ne eksik oldu bu sene başında Alanya'da? Geçen sene ne vardı? Şimdi gelelim başlıyoruz. Zaten Sergen Alçın'ın başarılı yardımcısı olarak sen dikkat çektin. Alanya'da da çalışmıştın onunla beraber. Öyle birinci hoca oldun. Gel abi dön. Çünkü ihtiyacı var ikisinin birbirine. Şimdi bak mesela dediler ki geçen sene bak. Geçen sene dediler. İstiyor mu padişah? Ya ne bileyim abi, ben konuşmuyorum. Ha, sen öneri getiriyorsun. Ben biliyorsun. Tamam. Beşiktaş söz konusu peki, olunca şey, kişiler bende bağımsız. Ben biraz Süleyman Seba'ya karşı. Şimdi millet yanlış anlar abi, biz de bilmiyor musun sen? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hiçbiriyle yani hiçbir şey konuşmadım. Yani sen bunu bir öneri olarak sunuyorsun. Bu sene sezon başından beri Sergen Hoca ile hiç konuşmadım. Öyle beğenmediğimden, küstüğümden değil, onu da açıklayayım. Rahatsız etmemek için. Hayır, neden? Şey açısından söylüyorum. Yani bunu sen kendi şahsi fikrin olarak evet, söylüyorsun. Evet, proje. Anladım. Ali Ece'nin Beşiktaş hani güzel. Nasıl dedim böyle. Süleyman Bilic çalıştırırken. Güzel anladım. Lig takım değil mi tam diye. Onu söyledim. Bak şimdi neden? 3 sebebi var Sergen Hoca'nın formu grafiğinin düşük olması. 1. Hiç alışmadığı bir tempo var. Şampiyonlar Ligi lig. Doğru. Bak geçen sezonda Beşiktaş'ın en o kötü dağıttı, maçını... O da dağıttı hocayı. En kötü maçını ön elemede PAOK karşısında oynadı. Doğru. Bunun tabii pandemiden geç biten ligde... tabii geç bitince öbürü de erken başlamış oluyor göreceli olarak. Ama abi Rio Ave'de artık... Rio Ave'yi de ele yani. Tabii. Ama şimdi bu 10 puan yapmasına Trabzonspor'un... Ben böyle Roma'ya elendiği zaman söylediğim zaman... bazı böyle Trabzonsporlu kardeşlerimiz... Ali Ece abi dalga mı geçiyorsun? Ne dalga geçeceğim oğlum?
Tecrübe konuşuyor, yılların tecrübesi. Bu kadro ikisini birden kaldıramazdı. Mümkün değil. Mümkün yaştan değil. Dolayı. İyi mümkün tarafından değil. Bakın dedim. Ya bir kere elendiğin takım Roma mesela. Rio Ave değil. Tabii tabii. Ya da Beşiktaş'ı çalıştırırken Abdullah Avcı'nın yenildiği UEFA'daki uyduruk takımlar ve değil. Ve ciddi ciddi sıkıntılar yaşardı. Bak yani kötü puan farkı açacaksın. Çünkü dedim Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın sürekli zorlu maç fikstürü olacak. Açtın mı açtın. Bir kere bir buradan abi haklıymışsın deyin yani. Bu arada birçok Trabzon'da hak verdi. Bir kere Fener'le Galatasaray devam edecek Avrupa'da. O belli abi oldu. Abi çünkü gerçekten bak. Şimdi bu işin gerçeği var. Senin lig çok yaşlı bir lig. Tabii. Çok yaşlı bir lig. Öbürleri çok genç. Sana göre. Göreceli. O yüzden abi Joseph gidemiyor orada. Ben kızamıyorum abi. Wellington'a ben nasıl kızayım abi? Kaç yaşında adam? Geçen sene giderdi. Bu sene gidememesinin sebebi Atiba'nın oynamaması. Dediğin doğru. Dikkat, son 10 maçta pek gidemediler. Niye? Çünkü yine fikstür sıkıştı. Kaldırmadı. Hani insanın laktik asitleri isyan eder. Doğru. Laktik bir tane böyle spikerin artık insanın laktik asitleri isyan eder. Abi belli yaşta oyuncular ya. Yani. Bunun böyle laboratuvarları var işte. Milan Science Lab. Nasıl oynuyordu abi i̇şte o adam bu başlar? Science Lab'ler falan. Bizde yok abi işte. Yok. Bilim departmanı yok abi. Oynasınlar efendim. Ne oynasınlar efendim abi? Joseph'e bakacaksın. Joseph turnusol kağıdıdır. Joseph senin şu anda, işte daha önce Atiba'ydı. Şimdi her maç 11 olmadığı için. Joseph şu anda senin fizik güzel. Kondisyon seviyeni ölçeceğin, en ve objektif ölçmeni sağlayacak oyuncu. Çünkü neden? Nüfus cüzdanındaki yaştan profesyonelliği sayesinde daha güçlü bir oyuncu. Daha fiziğini iyi kullanan oyuncu. Demek ki senin saha içi yerleşiminde bunların böyle enerji seviyelerini daha geç tüketecek. Çok erken tükeniyor abi şimdi. Oyunlardan konuşalım, bu bir gerçek. O oyun o kadar popülerse hani işte enerji çubuğu var ya. FIFA oynuyoruz seninle, Ersin'le oynuyoruz. Mesela Ersin çok uyanık. Yoruyor beni. Alıyorum Liverpool, alıyor City. Yoruyor. Son 10 dakika sıkıştırıyor arada. Niye? Enerji seviyeleri. Ben Salah'la, Mane'yle, ya bunlar olağanüstü oyuncular diyoruz. Bunlar o kadar olağanüstü oyuncu olamaz. Çünkü bu lig olağanüstü bir lig değil. Maalesef değil. Yani o ligde yine yetecektir Beşiktaş'ın. Şampiyon Ligi'ne elendikten sonra Beşiktaş büyük ihtimal toparlayacaktır. Bazı maçlarda Miralem Pjanić, Alex Teixeira ikisi birden orta üçlü de olacaktır. Ama yine her maç değil. O soruna bir çözüm ben bulması gerekiyor. Ben artık Alex'in oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Veya başka yerde oynar. Yani. Başka yerde oynar. Ya santrifor ya Larin'in yerinde. Başka hiçbir yerde oynamaz. Ya Larin sözleşme imzalamazsa Larin'in yerine olabilir. Ama işte Enkudu da geliyor arkadan. Sporun sigortası HDI Sigorta Son Round programını sundu.